Değerli basın mensupları, Şems-i Tebrizi hangi hakikat gizlenmek istendikçe daha çok aşikar olmadı ki demiş. Evet, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Bu ülkede fakir fukara sabah kalkıp yüzünü yıkamak için musluğu açtığında 4 çeşit vergi öder. Yaptığı her iş vergiye tabidir, vergiden kaçınamaz. Ama bu ülkeyi yönetenlerin akrabayı taallukatı vergi cennetlerindeki bir sterlinlik şirketlerle iş tutar. Milyonlarca dolarlık para alışverişi yapar, tek kuruş vergi ödemez. Genel Başkanımız bundan 4,5 yıl önce saray efradının yakınlarının vergi cenneti Man Adası'ndaki bir şirket üzerinden Türkiye'de vergi ödemeden gerçekleştirdikleri milyonlarca dolarlık para alışverişlerini belgeleriyle ortaya koymuştu. Bu belgelerin muhatabı Genel Başkanımızın ortaya koyduğu belgelere bir tomar kağıt dedi. Ardından da sarf ettiği, ispat ettiğin anda Cumhurbaşkanlığını bırakacağım sözleri de hala orta yerde duruyor. Yargıtay Genel Başkanımızın açıkladığı belgelerle ilgili hem ilgili bankanın hem de MASAK'ın yazılarına dikkat çekerek Genel Başkanımızın açıklamalarının olgusal temele dayandığını tescil etti. Genel Başkanımızın açıklamalarında kamu yararı bulunduğuna hükmetti. Şimdi ispat ettiğin anda Cumhurbaşkanlığını bırakacağım sözlerinin sahibinin sözünün eri olmasını, sözünün gereğini yapmasını bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Rumen yazar Cioran, kötü şairleri daha da kötü yapan, şiirden başka hiçbir şeyi öğrenmeye çalışmamalarıdır demiş. Bizdeki hükümette kötü bir şair misali, kerameti kendinden menkul teranelerin dışında başka hiçbir şeyi tanımıyor, öğrenmiyor. Aynı hataları sürekli tekrar edip duruyor. Yaptığı hatalarda paramızı pul ediyor, enflasyonu azdırıyor. Hataların faturası işsizlik ve hayat pahalılığı olup milletimizin sırtına yükleniyor. Saray yanlıştan vazgeçeceğini TÜİK'e verileri eğip büktürerek bu hataların faturasını gizlerim sanıyor. Yetmiyor, bu veriler doğru değil diyen bilim insanlarını susturmaya çalışıyor. Gerçekleri karartmak için baskı, sansür ve cezadan medet umuyor. Benzin ve mazot zamlarını saklamak için Epkis'e sansür getirdiler de ne oldu? Millet şimdi pompaya gittiğinde benzine, mazota gelen zammı görmüyor mu? İşte dün mazota yine zam geldi. Allah'ın bildiğini, milletin zaten yaşadığını kimden saklıyorlar? Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. TÜİK işsizlik azalıyor diyor. Adıyaman'da 19 kişinin alınacağı temizlik kadrosuna 17 bin. Şanlıurfa'da 60 kişilik temizlik kadrosuna 53 bin yurttaşımız başvuruyor. Niğde'de üniversite hastanesi 78 işçi alacağım diyor. 13 binden fazla yurttaşımız başvuru yapıyor. Erzurum'da şehir hastanesine 241 işçi alınacak deniyor. 49 bin yurttaşımız kapılara yığılıyor. Hükümetin başı ne kadar işsizlik azalıyor derse desin, TÜİK rakamları ne kadar eğilip bükülürse bükülsün, işsizlik milletimizin canını çok kötü yakıyor. Bu bereketli topraklarda insanlarımız artık açlıkla sınanıyor. Domatesin kilosu 20 lira. Patatesin tazesi 11, küçüğü 19 lirayı buldu. Biber sadece tadıyla değil, fiyatıyla da acı. Markette sivri biberin kilosu 40 liradan başlıyor. 5 litrelik ayçiçek yağı 150-200 lira. Çiftçiye doğru dürüst destek vermezseniz, derdini çözmeye çalışacağına ananı da al git diye kovalarsanız, ayçiçek yağı da raflarda elbette 200 lirayı görür. Hayat pahalılığı umutları, hayalleri bitiriyor. Bu ülkenin geleceği gençler, kendi geleceklerini başka ülkelerde arıyor. Hukuk okumuş Sivaslı bir genç kızımız. Avrupa'da getir götür işi yapıyor. Ama Türkiye'ye dönmek istemiyor.
Nasıl dönsün? Bugün bu ülkenin gençleri için çalışıp bir ev, bir araba almak artık hayal oldu. Gençlik ev almayı, ev kiralamak bile kabus. Kiralar son bir yılda İstanbul'da %112, Ankara'da %107 arttı. Ama dert tasa pahalılık bu ülkenin vatandaşına, başka ülkelerin vatandaşları bu ülkede evleri ucuz ucuz kapatıyor. Çünkü onların paraları değerli. Sınırlarımız peşaver gibi. Perfore oldu. Herkes elini kolunu sallayarak ülkemize geliyor. Ankara'da kırmızı ışıklarda kağıt mendil su satan kaçaklar vakayı adiyeden oldu. IŞİD militanları ülkede fidye tahsil ediyor. Gün geçmiyor ki sığınmacıların sosyal medyadaki paylaşımları milletimizin sinirlerini germesin. Ama Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı ve onun atama İçişleri Bakanı bu kadar göçe rağmen huzur ve güven, ülkede huzur ve güvenden bahsediyor. Tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ikinci yılında ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sorununu bitireceğiz. Suriye yönetimiyle masaya oturacağız, güvenliklerini sağlayacağız, sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz. Hep diyoruz, sarayda yaşayanlar milletin halini görmüyor, sesini duymuyor. Milletimizin her derdine ilgisizler. Tır şoförlerimiz Rusya ile Gürcistan arasındaki Vladikavkaz sınır kapısında 45 gündür bekletiliyor. 1000 tır yani 1000 şoförümüz sınırda perişan. Ama saraydan tık yok. Bu insanlar ne yer, ne içer? Oralı bile değiller. Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Bu insanlarımızı görün. Seslerini duyun. Bu sorunu bir an evvel çözün. Değerli basın mensupları, 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri, bir kişinin dediği dedik, çaldığı düdük ucube bir rejime geçtiler. Yaptıkları hatalarla ekonominin lastiğini patlattılar. Patlattıkları lastiğe de hep yama yaptılar. Yama üstüne yama, artık lastik yama tutmayınca da ekonomiyi açık piyasa ekonomisi olmaktan çıkardılar, kumanda ekonomisine dönüştürdüler. Önce tanzim satış dediler, insanları 3 kuruş ucuz patates soğan için kışın soğununda kuyruğa diktiler. Tutmadı. Ardından tarım kredi marketlerinde ucuzluk var dediler. Bu marketlerde de fiyatların diğer marketlerle aynı olduğu ortaya çıktı. O söyledikleri de tutmadı. Et ve süt kurumunun marketlerinde indirim var dediler. Millet kapılara yığıldı, kuyruk olmasın diye et fiyatlarını arttırdılar. O da tutmadı. Şimdi, son olarak belediyelerinde ucuz ekmek karnesi dağıtmaya başladılar. İkinci Dünya Savaşı'nda dünya açlıktan kırılırken ülkeyi savaşa sokmamak için direnen, o yoklukta ekmek karnesi dağıtmak zorunda kalan İsmet Paşa'yı yıllarca dillerine dolayanların belediyeleri şimdi vatandaşa ekmek karnesi dağıtıyor. Saray kınadığı her şeyle sınandı ve her defasında da kaybetti. Bugün bu ülkede savaş mı var? Hayır. Savaş Ukrayna'da. Ambargolar Rusya'ya uygulanıyor ama kıtlık ve ekmek karnesi Türkiye'de. Buna Allah'ın sopası yok denmez de ne denir? Şimdi de 20 temel ihtiyaç malzemesine narh koymayı, tavan fiyat getirmeyi konuşuyorlarmış. Vatandaşın rahat etmesi için, enflasyon altında ezilmemesi için atılacak her akıllıca adımın yanında olacağız. Ama sarayın yanlış politikaları nedeniyle arşa çıkan mazot, gübre, yem maliyetleri nedeniyle çiftçi tarlasını ekemiyorsa, üretici hayvanını besleyemiyorsa, kesmeye gönderiyorsa, üretim yoksa, nar sadece geçici bir çözümdür. Üretim artmıyorsa nar konan mal bir süre sonra tezgah altına iner. Kara borsa olur. Ucuzluk, altını çizerek söylüyoruz, ucuzluk sopayla değil, üreterek olur. Değerli basın mensupları, sadece mal ve hizmet piyasasında değil, mali piyasalarda da adım adım taş devrine dönüyoruz.
Saray buralarda da hata üstüne hata yapıyor. Yama üstüne yama yapıştırıyor. Basınç attıkça da önce faturayı hazineye yıkıyor, sonra da milletimize kesiyor. Finans piyasalarında alınan, satılan her şey artık sarayın kontrolüne geçti. Fiyatlar gerçek olmaktan çıktı. Saray ekonomiyi bilmediği gibi tarihi de bilmiyor. Rahmetli Özal'ın dövize çevrilebilir mevduatlar için söylediği, inşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız, kitapsız hatalar yaparak gelecek nesilleri zor taşınan bir yük altına sokmaz sözlerini bunlar bilmiyor, hatırlamıyor ya da unuttu. Nebati Bakan, hazineden tek kuruş çıkmayacak demişti ama bir çeşit DCM olan kur korumalı mevduatın yükü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kur korumalı mevduatlar için daha üçüncü ayda bütçeden 11 milyar 700 milyon lira ödeme yapılmış. Şimdi buna vazgeçtikleri vergi gelirleri de dahil değil. Normal bir ülkede bir bakan kasadan tek kuruş çıkmayacak dedikten 3 ay sonra kasadan 11 milyar 700 milyon lira çıkarsa o bakan o koltukta bir dakika dahi oturmaz ya da oturtulmaz. Ama saray ve şürekasında nerede o irade, nerede o idrak? Finansal piyasalarda alışveriş serbestliğinin bittiğinin bir başka örneği, önce ihracatçılarımızı ülkeye getirdikleri dövizin %25'ini Merkez Bankası'na devret, zorunlu olarak devret dediler. Yetmedi, bu oranı pazartesiden itibaren %40'a çıkaracaklarmış. Turizmcilerin döviz gelirleri de sırada. İhracatçımızın üretim ve ihracat yaparken dövize ihtiyacı var. Bu düzenlemeyle ihracatçı yaptığı ihracattan elde ettiği döviz gelirinin %40'ını Merkez Bankası'na verecek. Sonra ihtiyacı olan dövizi kur hiç değişmese bile bankaya ilave bir komisyon ödeyerek alacak. Durduk yerde ihracatçının üzerine yeni bir işlem maliyeti yüklüyorlar. İhracatçımızın rekabet gücüne elektrik, gaz faturalarıyla zaten darbe vurmuşlardı. Şimdi bir de buradan darbe vuruyorlar. Cehaletin bu kadarı özel bir gayret gerektirir. Enflasyonu hortlattılar. Hala para basarak kredi dağıtmanın peşindeler. Şimdi belli firmalara Merkez Bankası'ndan %9 faizle 150 milyarlık kredi dağıtacaklarmış. 150 milyar liralık kredi kimlere dağıtılacak? Bu ucuz kredileri kimler almayı hak edecek? Buna kim karar verecek? Bu kaynak tahsisine kim karar verecek? Yine birilerinin servetine servet katacaklar. Buna benzer politikalar 1960'tan beri uygulandı. Yeni bir şey yok. Para basarak kredi dağıtmanın ekonominin işleyişini ve kaynak tahsisini bozduğu, enflasyonu azdırdığı defalarca görüldü. Ama tarihten ders almayı bilmiyorlar. Faiz sebep, enflasyonun sonuç safsatasını ispatlamak adına hem döviz kurunu hem de faizi aynı anda kontrol edebileceklerini sanıyorlar. Uğraşıyorlar yaparız diye. Çakma ekonomistler değil, gerçek ekonomistler bunun mümkün olmadığını, bunun yol açtığı basıncın ya faizi ya da döviz kurunu ya da ikisini birden patlatacağını biliyorlar. Türkiye bunun acı sonuçlarını geçmişte tecrübe etti. 1994'te ülkeyi yönetenler dövizi tutup faizin üzerine baskı kurmaya çalıştı. Sonuç felaket oldu. 1994 yılının Nisan ayında hem döviz kuru hem de faiz patladı. Ekonomi IMF kapısına düştü. Yine 1999'da bu defa IMF ile bir program imzalandı ve program 1 dolar artı 0.77 avrodan oluşan sepetin Türk lirası karşılığını bir yıl boyunca günlük olarak belirledi ve o patika üzerinden götürmeye karar verdi. Bunu da ilan etti. 2000 yılı boyunca faizi tutup döviz kuru kontrol edilmeye çalışıldı ama sonuç yine hüsran oldu. Önce 2000 yılının Kasım ayında faiz uçtu gitti. Ardından 2001 yılının Şubat ayında hem döviz kuru hem de faiz o güne kadar görülmedik seviyelere ulaştı. Sonunda
dalgalı kur rejimine geçildi. Dalgalı kur rejimi uzunca bir süre ekonominin sigortası oldu. Ama şimdi gizli, örtük, kontrollü kur rejimine geçildi. Böylece bu sigortayı devreden çıkarttılar. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Tüm bu acı tecrübeler ortadayken, geçmişten yarım hisse bile kapmayanlar, 2018'den bu yana ekonomimize adeta bir deli gömleği giydirmeye çalışıyorlar. 2019 mahalli idare seçimleri öncesinde, hem faizi hem de döviz kurunu aynı anda tutabilmek için döviz rezervlerini Merkez Bankası'nın arka kapısından cayır cayır sattılar. Dibi delik kovaya su boşalttılar. Sonra damat at izi it izine karıştı dedi, çekti gitti. 128 milyar dolar rezerv yok yere tüketildi. Bugün Merkez Bankası kasasında kendine ait tek bir sent yok. 8 Nisan 2022 tarihi itibariyle Merkez Bankası'nın döviz kasası 44 milyar 700 milyon dolar net açık veriyor. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz yılın Ağustos ayının başında Erdoğan çıktı. Ağustos'la birlikte enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir dedi. O gün enflasyon %19'du, politika faizi de yine %19'du. Bu sözlerden sonra talimatla faizleri 5 puan indirdi. Bugün enflasyon ne kadar? Resmi rakamlarla %61. Enag'ın rakamlarıyla %143. Faiz indirmek Nas'ın gereği diyen, faiz sebep enflasyon sonuç iddiasını ortaya atan, bu iddiasına gerçekten güveniyorsa, söylediklerine de inanıyorsa, rekor kıran enflasyon rakamlarına bakıp, demek %14 faiz de çok der, ardından da faizi indirir. Ama 4 aydır faiz aynı yerde duruyor, bu iddiaları ortaya atanda da tık yok. Faiz nas, kararlar pas, ekonomimiz oldu pas pas. Nastı pastı derken paramız pul oldu. Satın alma gücü kalmadı. Paranın itibarı milletin itibarıdır diyerek iş başına geldiler. Ama en başta paranın itibarını koruyacak kurumun itibarını üç paralık ettiler. Nebati Bakan çıktı, Merkez Bankası faizini önemsizleştirdik dedi. En büyük halk düşmanı olan enflasyonun dizginlerini bilerek, isteyerek serbest bıraktılar. Ciddi akademisyenlerimiz araştırmış. %61 seviyesine çıkan enflasyonun 1/4'ü, yani 15 puanının yurt dışından kaynaklı olduğunu bulmuş. Geriye kalan 46 puan ise tamamen yerli, milli, saray imalat, saray mamulü. Yani bugün yaşadığımız bu yıkımın müsebbibi dışarıda değil, içeride, sarayında keyifle oturuyor. Enflasyona sebep olanlar enflasyonla mücadele edemez. Edemiyorlar da zaten. Atalarımızın güzel bir sözü var. Arpacıya borç eden ağırını tez satar. Bugün Türkiye ekonomisinin hali de tam bu. Son 20 yılda ekonomiyi borçkolik yaptılar. Borç bulamadıklarında ekonomimiz krize giriyor. Taşıma su olmadan değirmen dönmüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana devletin borç stoku 853 milyar lira artarak 2 trilyon 948 milyara çıktı. Sebep? Toplam kamu borcunun %66'sı döviz cinsinden. Sarayın yanlış politikaları sonucunda döviz patlayınca borç da patladı. Akıllı bir hükümetin yapmayacağı ne varsa hepsini saray yaptı. Değerli basın mensupları, damat iş başına geldikten sonra sadece kasadaki dövizleri bitirmedi, devletin hazinesini yurt içinden, kendi vatandaşından dövizle borçlandırdı. Gerçek ekonomistler buna ilk günah diyorlar. Ama çakma ekonomistler tabii günah nedir bilmiyor. Bir de tüfeğe endeksli borçlar var. Enflasyon arttıkça tüfeğe endeksli kağıtların vadesi dolduğunda
Ödenecek ana para ve faiz yükü de artıyor. Ama bu borç vade dolana kadar stokta görünmüyor. Enflasyonu azdıran sarayın bize, çocuklarımıza, torunlarımıza bıraktığı henüz görünmeyen bir başka yük de bu. Şu anda kur, enflasyon ve faiz riskinden etkilenmeyen sabit Türk lirası faizli borçlanma araçlarının iç borç içindeki payı %32'ye düşmüş. Üçte biri. Oysa 2018'de bu oran %63 idi. Yani %3'te 2'si, borcun 3'te 2'si risksiz sabit kurla belirlenmiş borçtu. İç borcun kur riski de enflasyon riski de makuldü. Tek kişilik rejim bunu da bozdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı her ayın ilk günü iç borç stokunun değerlemesini yapar. Faiz yükü tahminlerini de açıklar. Geçtiğimiz yıl Aralık başında bu hesaba göre potansiyel iç borç faiz yükü 795 milyar liraydı. TÜFE endeksi kağıtların faiz yükünün artması, döviz kurlarındaki artış sonucunda Mart 2022 başında potansiyel faiz yükü 1 trilyon 347 milyar liraya sıçramış. Saray yönetiminde geçen her saniye faiz taksimetresini çalıştırıyor. Sarayın, çoluğumuzun, çocuğumuzun sırtındaki yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Dün Mart ayı bütçe sonuçları açıklandı. Bu yılın ilk 3 ayında bütçeden faiz lobilerine ödenen para 85 milyar lira. Bu ucube rejime geçtiğimiz 2018'de bütçeden ödenen faiz bir yılda 74 milyar liraydı. Şimdi bir yılda ödedikleri faizi 3 ayda öder hale geldiler. İşte bu bütçe faiz ne? Bütçe faiz giderleri grafiği. Ne demişti seçimlerden önce Erdoğan? 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz. İşte bak burada faizle şununla bununla nasıl uğraşıldığı görülüyor. Milletimiz bunu gördü, bunu yaşadı. Hep diyoruz, bu hükümet faiz lobilerinin hükümetidir. Bu hükümet faiz baronlarının hükümetidir. Değerli basın mensupları. Ciora'nın sözleriyle başlamıştık. Sözlerimizi yine ondan bir alıntıyla bitirelim. Önce kahkaha yok oldu. Sonra gülümseme. İşte bu çöküşün resmidir. Vatandaşlarımızın kahkahasını, gülümsemesini, neşesini çalan bir yönetim baskıyla, sopayla, hamasetle devam edemez. Milletimiz neşesini, gülüşünü çalanlara sandıkta hak ettiği cevabı verecektir. Artık bir zulüm ortaklığına dönüşen saray ortaklığını sandıkta çökertecektir. Milletimiz sandıkta kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diye haykıracaktır. Bu seçim sadece beceriksiz bir hükümetin sandıkta tasfiyesi değildir. Bu seçim daha da önemlisi milletimizin parasını pul eden, cebini boşaltan, beceriksiz bir otokrat rejimin milletimiz tarafından sandıkta tasfiyesini gerçekleştiren tarihi bir seçim olacaktır. Milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı yazdığı destan, tarihin sayfalarına altın harflerle nasıl geçtiyse, milletimizin bu seçimlerde göstereceği karar ve iradede dünya demokrasi tarihinin sayfalarına altın harflerle geçecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında sarayın bozduğunu biz düzelteceğiz. Sarayın hortlattığı hayat pahalılığını biz bitireceğiz. Sarayın işsiz bıraktığı insanlarımızı biz işsiz iş sahibi yapacağız. Sarayın yıktığını biz yeniden inşa edeceğiz. 20 yılda bu milletten çalınanları biz yerine koyacağız. Kayıpları telafi edeceğiz. Sarayın bölüp parçaladığı milletimizi biz barıştıracağız. Saray çok üzüldü. Biz milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Biz milletimize güveniyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Yeni kadrolarla, yeni kurumlarla, yeni kurallarla ülkemizi ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının şafağında doğan güne merhaba, karanlığa güle güle demek için biz hazırız, milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa soruları alalım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bir soru oldu. Soru Fox TV ve KRT TV tarafından ortak bir soru. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada
Ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır dedi. Yoğun işsizliğin ve üniversite mezunu gençlerin istihdam sorununun tartışıldığı bu dönemde Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hep söylüyorum. Saray milletin halini görmüyor. Milleti unuttu. Biraz önce ifade ettim. Adıyaman'da 19 kişilik kadroya 17 bin kişi başvuruyorsa, Şanlıurfa'da 60 kişilik kadroya 53 bin yurttaşımız başvuruyorsa, Niğde'de hastanede açılan 78 kişilik işe 13 binden fazla vatandaşımız başvuruyorsa, Erzurum'da şehir hastanesinde 241 kişilik işe 49 bin vatandaşımız başvuruyorsa, bu ülkede iş arayan herkes iş bulabiliyor. Nasıl deniyor? Ben anlamıyorum. Bu ülkede iş arayan herkes iş buluyorsa, Mart ayında İşkur'da kayıtlı işsiz sayısı sadece tek bir ayda 500 bin kişi artarak 3 milyon 635 bin kişiye nasıl ulaşıyor? Yani bu insanlar eğlence olsun diye mi İşkur'a başvuruyorlar? Bu lafları ancak millete dürbünün tersiyle bakanlar söyler. Teşekkür ediyorum.